Öncelikle mavi köşede İranlı sporcu, 32 yaşında, 1.79 boyunda, 71 kilogram ağırlığında, profesyonelde 32 maç yaptı, 30'unu kazandı, tam 24 kez nakavt etti rakiplerini, sadece 2 kez mağlup oldu. Seyyid Muhammed Zulfagari! Ve rakibi kırmızı köşede. Sporcumuz 23 yaşında, 1.75 boyunda, 71 kilogram ağırlığında, profesyonelde 16 maç yaptı, 12'sini kazandı, sadece 4 kez mağlup oldu ve 3 kez nakavt etti rakiplerini. Gökhan Boran! Karşılaşmanın ring hakemi Sayın Halil Işık. Evet Bülent Hocam, bir... Evet. İranlı sporcunu bir Gökhan, Türk sporcuya karşı, Gökhan'a karşı. Çok güzel bir maç olacak. Buna inanıyoruz ve bu geceye katılan bütün sporculara başarılar diliyoruz. Gerçekten kickboks fırtınası Kars'ta devam ediyor. Güzel maçlar çıkacağına inanıyoruz. Çok kaliteli sporcularımız var ve yurt dışından gelen sporcularımız da. Mücadelemizin hakemi Halil Işık olacak. Evet. Malatya bölgesinden hakemimiz. Çok iyi bir hakemimiz. Buradan Kickboks Federasyon Başkanı Sayın Salim Kayıcı'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, maç da başladı o arada. Mücadele başladı. Gökhan Boran hızlı girdi mücadeleye. Yüksek tekmeler, sağ kroşe. Gökhan Boran çok hızlı girdi mücadeleye. Güzel bir kroşe. Güzel sağ bir kroşe çek. İslam etti. Gökhan Boran Kars'ta alev alev. Evet, Gökhan gayet iyi saldırıyor. Çok iyi başladı mücadeleye. Gökhan çok iyi bir fırtına gibi başladı bence maça. Hocam çok temiz bir sağ kroşe isabeti, çok temiz bir sol kroşe isabeti. Rakip de kontralarla girmeye çalışıyor. Güzel bir döner yumruk. Sol kroşe bir kez daha isabetli. Gökhan Boran. Hakem sayıyor. Evet, fırtına gibi Gökhan Boran. Gökhan çok güzel bir kontralarla giriyor. Evet, çok güzel direkler. İki kez saydırdı yani gerçekten. Evet, mücadele devam edecek İranlı sporcu ama Gökhan Boran baskıyı kurdu Zulfagari üzerinde. Sağ bir kez daha isabetli, bir kez daha yerde Zulfagari. Evet yani hakemin sayması hakem lazım. Yalnızca bir kere saydı, bir kez daha yerde İranlı sporcu artık. Evet, normalde hakemin sayması lazım ama çok güzel maç. Hocam artık sendeliyor görüyorsunuz. Yani artık rakip ayakta kaybetti. Duramıyor İranlı sporcumuz. Gökhan'ın da artık maçı bitirmesi gerekiyor yani, burada. Köşeyi bir kez daha sıkıştırdı. Sağlam bir çeneye bir daha rakip kalkamayacağına inanıyorum ben de. Çok temiz teknikler uyguladı hocam şu ana kadar. Bunu söyleyebiliriz. Güzel de bloklar yapıyor Gökhan aynı zamanda. Sol kroşe sabit değil. Bir kez daha köşeye sıkıştırdı. Evet, iyi bir Boran. Kroşe yine. Yine sol taraftan kroşe. Güzel bir kroşe. Hocam artık maçı bitirmek için her şey yapması lazım. Ya, rakibi çok zor bir durumda. Rakip geri viteste şu anda. Gökhan da bunun kokusunu aldı. Gökhan Boran da bunun kokusunu aldı ve gidiyor rakibin üstüne. Low kick isabetli. Ama rakip de sağlam yani. O kadar darbe almasına rağmen hala ayakta durabiliyor. Tabii hocam bir kez saydı hocamız ama çok birkaç kez. Normalde en az 3 kez saydınız ve maçın bitmesi lazım. Zaten maçın bitmesi lazım 3. sayışın olup ama İranlı sporcu tebrik etmek lazım bu açıdan. Sağlam ilerliyor. Evet. Şimdi Gökhan Boran. Çok güzel bir ama tutmadı evet. Az farkla kaçırdı sol kroşeyi. Rakip biraz gardı indiriyor İlgeciğim. Rakibin biraz gardı çok düşüyor yani. Hocam yol yorgunu olarak geldi zaten buraya. Evet. Zulfagari biraz daha yoruldu. Gökhan Boran'ın ortaya karşısında. Gökhan Boran şimdi bir kez daha. Çok güzel bir diz. Çok güzel bir diz. Hemen sarıldı. İranlı hemen sarıldı. Çünkü yorgunluk belirtisi bayağı bir başlamış yorgunluk belirtisi. Gökhan çok sağlam bir de Gökhan kondisyonu da çok iyi. Yani güzel bir kondisyonu var hala bu kadar sağlam. Rakip de iyi dayanıyor. Yani ilk dakikalarda fırtına gibi girdi ardından güzel birazcık dizler vardı. Evet, birazcık süretini azalttı ama tabii ki bütün maçı çıkarabilme kadar. Çok güzel bir middle kick yine. Ve rakipten güzel bir low kick. Stop. Evet, ilk round bitti. Sona eriyor. Hocam ilk round çok net bir şekilde Gökhan Boran'ın açık ara herhalde. Evet. Gökhan kardeşimiz çok güzel kontralarla ve hakemin en az 3 kez saydırıp maçı bitirmesi lazımdı. Bitmedi. Bu arada biz 1-2 bilgi verelim. Kars tarihinde ilk kez oluyor bu kickboks organizasyonu. Amacımız bu gençleri de bu arenaya taşımak. Ve yeni Gökhan Sakiler, yeni Erkan Varollar, işte yeni Coşkun Sakarlar oluşturmak. Kaliteli sporcularımız var bu Kars'ta yüksek rakımdan dolayı.
İnşallah hep birlikte güzel işlere imza atacağız. Başarılara imza atacağız. Hocam zaten geçtiğimiz hafta da Erkan Varol başta olmak üzere sporcularımız çocuklara ders de verdiler. Tabii. Kars'a gelmişken. Evet. Onlar için çok iyi bir örnek oldu. Erkan Varol'un bizim Altay Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nde antrenman yapması hepsine bir idol oldu ve şu an spor aşkı daha da arttı onlarda. Hocam zaten her şey gençlerimiz için, her şey burada. Kars'tan daha fazla bahsettiğiniz gibi büyük tabii sporcu çıkabilmesi için. Tabii ki. Bu yüksek bir akım, ciğerli, kaliteli çocuklar var ve hayat şartları çok zor buralarda. 8 ay kar altında, soğuk, şiddet ve eksi 40 dereceye görebilen çocuklar var. Onun için de sağlam, yetenekli gençler çıkabiliyor. Evet, umarız ki ülkemizi dünya arenasında temsil edecek. İnşallah, evet. Çok kaliteli sporcuların çıkacağına inanıyorum ben de. Amacım bu zaten. Evet, ikinci round başlayacak. Evet. Zolfagari biraz da geç kaldı. Aç arayı. Geri dönmekte. İkinci round. Time start. Fight. İkinci round başlıyor. İlk round çok net. Gökhan Boran'ın yine fırtına gibi. Çok güzel. Sağ isabetiyle girdi Gökhan Boran mücadelenin ikinci rounduna. Rakip iyi low kickler atıyor ama Gökhan iyi blok yapıyor. Bu sefer karşıladı hocam, evet. Evet, iyi low karşıladı. Çok güzel de bir direkt rakipten, İran'dan, evet. İkinci round kendine gelmiş biraz. İzgeciyim. Yine bir darbe alıp başladı ama Gökhan Boran şimdi bir kez daha sıkıştırdı rakibini. Bunları kullanması lazım. Çok güzel bir döner tekme ama tutmadı. İran'dan güzel bir direk geldi orada. Evet. Gökhan'ın dengesini bozdu biraz. Çok güzel iş oldu. Evet, çok güzel. Çok güzel bir kontra Gökhan Boran. Çok güzel bir kontradan, evet, bak yine yatırdı ama biraz faul yaptı aşağıda vururken dizi vurması. Seyirciler de, evet, Gökhan Boran'ı destekliyorlar. Seyirci Gökhan coşturdu. İnşallah bu akşam Türk milli takımı olarak iyi işlere imza atacağız. Kaliteli sporcularımız var ama rakip de güzel. Kaliteli rakip sporcularımız da var. Nano Ovusu gibi Erkan Varol'un rakibi Hollandalı. Hocam zaten kaliteli rakip sporcu olmadan kaliteli Türk sporcu çıkarmak da yani çok kolay şu an, değil. Tabii ki yani çok kaliteli. O açıdan yapılması gereken de ben bu olduğunu düşünüyorum. Ama ikinci sporcuyu da tebrik ederim. Gerçekten iyi kondisyonları var. Hala güzel kıran kırana maçlar geliyor. Gökhan Boran maçı bitiremedi. Evet. Umarız ki yakın zamanda rakibin de sağlamlığı var. Bulacak. Tabii ki rakibi çok sağlam durdu şu ana kadar. Çok güzel, evet. İyi bir direk ama cılız. Gökhan şu anda herhalde çeneye çalışmaya çalışıyor. İçeriye giriyor. Rakip de güzel, evet. İyi blok. Gökhan. Yine iyi blok. Evet, oradan iyi bir direk yatırabiliriz geçeyim. Hocam ringin kontrolü de tamamen Gökhan Boran'da. Sürekli bastırıyor. Sürekli rakibi iplerde. Rakibi köşede. Bu da tabii ki jürilerin gözünde, hakemlerin gözünde artı puan demek. Tabii. Şimdi yalnız Zolfagari biraz daha tempoyu arttırdı. Bir high kick. Spinning backfist. Bu da isabetli. Evet, çok güzel bir spinning backfist. Evet, çok güzel. Yalnız rakip kondisyonu çok iyi. O kadar darbe ama hala ayakta. Yani Gökhan Boran biraz yorulmaya başladı gibi. Aman diyelim. Gardını indirme Gökhan. Yok, evet. Rakip de şu anda biraz puan toplamak için içeri girmeye mecbur çünkü. Gökhan'ın front kicklerle içeri sokmaması lazım çünkü önde. Yine vücuda bir tekme isabetli. Evet. Sol ayağıyla, öndeki ayağıyla. Şimdi tabii Gökhan Boran'ın artık çok fazla risk almasına gerek yok. Tabii İlk round çok net kazandı. Tabii. Bence de yani içeri girmeden front kicklerle dikkat. Özellikle çeneyi dikkat koruması lazım. Çünkü ters bir yumruk çeneden yatırabilir. Bu çok önemli. Evet, çok güzel bir kroşe. Evet, sağ, çok güzel bir diz. Yine aldı kontrayı. Yine evet, çok güzel. Aman dikkat Gökhan. Çok iyi başlıyor ama kombinasyonların sonunda i̇şte kontraları almaya başladık. Devamını getirebilse yatıracak. Çok iyi bir spinning back kick denemesi. Evet. Evet, ikinci round'un da sonu geliyor. Bitti. Çok güzel bir ikinci round da güzel zevkli i̇kinci geçti. İkinci round oldukça kaliteli bir round. İkinci round kim kazandı diyebiliriz hocam? İkinci round ortada gitti ama Gökhan da puan olarak üstte. Evet, avantaj Gökhan Boran diyoruz. Bu da şu demek, üçüncü round'da nakavt olmadığı sürece maçın galibi, maçın galibi olacak. Bu tabii ki çok büyük bir avantaj. Tabii ki. Gökhan Boran biraz yorulmaya başladı, bunu söyleyebiliriz. Gökhan'ın kondisyonu gitti çünkü ilk round'da çok kontralarla içeri girip eforunu çok harcadı. Ondan dolayı rakip de çok sağlam, yani yorgun olmasına rağmen, uzun yoldan gelmesine rağmen sağlam. Ancak tabii ki ilk round'da maçın teknik nakavta bitmesi gerektiğini yani hala. Hakem görmedi, Ali hocam görmedi herhalde. Evet. Normalde 3 kez saydırılmaz bir maç bitmiş demektir ama seyirci şu an çok iyi bir zevke gelmiş. Çok güzel bir atmosfer. Kesinlikle çok iyi bir atmosfer oldu. Seyirciler de tamamen Gökhan Boran'ın arkasında. Evet, 3. round başlamak üzere, son round. Evet, İran'ı çok dayanıklı çıktı. Gerçekten çok sağlam bir vücudu var o kadar darbe almasına rağmen. Yani
Çok gerçekten güçlü bir çene hocam. Yani çeneden 2-3 kez yatırdı yani Gökhan normalde ama sağlam yani. Evet, 3. round'dan sonra başlayacak. Evet, şimdi başladı 3. round. İzgeci, şimdi hocam risk almaya hiç gerek yok değil mi? Bence de yani front kicklerle içeri sokmadan arada yakaladın boşluğuna vur. Uzak dövüşmek lazım. Aman dikkat. Gökhan, güzel bir sağ direk geldi İranlı'dan. Direkler çok kötü sağ. Çok güzel. Devamını bırakma Gökhan. Güzel. Bırakma Gökhan. Çok güzel. Gökhan ayağa kaydı. Çok güzel Gökhan. Blok çok güzel evet Gökhan. Gayet kendinden emin ama gardı indirmemesi lazım. Zaten Gökhan'ın yüz ifadesine bakarsak yani, gülüyor hocam şu anda. Çok rahat. Çok güzel bir, çok güzel bir kelebek dönüşü. Çok güzel bir kelebek. Bir de isabetli olsaydı. Yani tutabilse gerçekten rakip yatabilirdi. Güzel bir spinning back. Dönerek spinning back fist, dönen evet. Yumruk. Spinning back fist evet çok güzel. Gardda kalmış olması iyi haber bizim için. Bir kez daha deniyor aynısını evet, kontra. Ondan kaçmayı başardı. Seyit Muhammed Zolfagari. Gökhan'ın gardı indirmemesi lazım. Bir de içeri girmemesi lazım. Çünkü ters bir darbe Gökhan da yoruldu bayağı izgeciğim. Şu anda baskıyı kuruyor Gökhan şu ana kadar. Evet. Ama dediğiniz gibi çok dikkatli olması lazım. Çünkü maçta üstünüz. Çünkü skor kartlarda yüksek ihtimalle tabii, üstünüz. Tabii. Açık ara önde giden bir maçı ancak bir nakavt bitirebilir. Onda gerek yok evet. Hayalarına denk geldi herhalde. Bel altı gelen bir darbe. Tamam. Bel altına geldi evet. Bel altına denk geldi. Gökhan şu anda biraz daha uzak dövüşse gerek yok hiç içeri girmeye Gökhan'cığım. Hocam bu dönen yumruklar tehlike evet, yaratıyor giderek. Rakip çok güzel de kullanıyor sık sık. Evet zamanlamasını çok iyi yapıyor rakip şu ana kadar Zolfagari. Yalnız rakibin kondisyonu çok iyi İzgeciğim. Evet Gökhan gardı indirmeden güzel devam ediyor. Köşeye çok güzel şimdi köşe. Rakibini. Bırakma kendi Gökhan. Kendi köşesinde üstelik Gökhan. Hadi Gökhan. Şimdi çeneye gardı indirmeden. İyi bir iç low vurdu evet Gökhan. Çok aman güzel Gökhan, bir maç ama İzgeciğim yani. Çok kaliteli hocam çok gerçekten. İkinci round kıran kırana kafa kafaya gidiyor. Yani hem teknik açıdan yüksek aynen, seviyede hem de heyecan açısından. Aynen. Gerçekten. Gerçekten yani tam bir K1 maçı. Kimse rakip karaciğere iyi çalışıyor şu arada. Yani ilk roundda yediği yumruklardan sonra kendine geldi. Aynen öyle. Şimdi yatırmaya bakıyor işte. Ama Gökhan sağlam. Hocam bu arada Gökhan'ın 9 yaş genç olduğunu hatırlatalım. Rakibine evet, göre. İranlı sporcu 32 yaşında gerçekten evet, takdir etmek lazım. 32'ye 23 yaşında ve İranlı'nın kondisyonu hala süper. Gerçekten takdir etmek lazım yani bu yaş farkına rağmen. Gerçekten. Çok iyi kondisyon rağmen, gösterdi şu ana kadar. Sağlam bir sporcu belli yani. Şu an zaten bakarsanız yatırmaya gidiyor Gökhan ama Gökhan dikkatli olması lazım. Çeneyi indirmemesi lazım. Ama zaten başka bir şey yapma ihtimali yok çünkü evet, skor kartlarında geride şu anda Seyit Muhammed Zolfagari. Gökhan Boran. Evet şu an. Gökhan çeneyi açmaması lazım. Asfakla kaçtı. Blokları yaparsa çeneyi açmadan maçı bitirmiş olabilir. Çünkü Gökhan'ın kondisyonu da bitti İzgeciğim. Çok güzel. İşte bu. İşte devam etse çeneye. Çok güzel. Çeneye bir daha. Çok köşe güzel. Sıkıştı, bir köşeye sıkıştırdı. Kroşlar yalnız çok yavaş kalıyor hocam şu ana kadar. Tamam mı? Evet. Stop. Geç köşelerinize. Evet. Mücadele sona eriyor. Mücadele sona eriyor. Gökhan Boran. Kolları havada. Yumrukları havada. Keşke ilk roundda knockout'la mücadeleyi bitirebilseydi yani, ama. Evet ama güzel bir maç oldu. İranlı sporcuyu da tebrik etmek lazım. Gerçekten hem dayanıklı hem de ilk roundda aldığı darbelere rağmen ayakta durmayı bildi. Ve saldırdı da Gökhan'a. İyi de bir kontralarla girmeye çalıştı. İşte Gökhan Boran ekranlarımızda. Gökhan maçı kazandığına emin. Bakalım hakemlerin kararı ne olacak? İşte iki sporcu bu arada. Evet, sporcu centilmence. İşte spor kardeşliktir. Maç müsabaka sonunda sarılmak en güzel kardeşlik sporunun özgeçmişinde olan bir centilmenliktir. Evet, mücadele sporlarında evet, bunu... Gökhan kazandı maçı zaten. Ama rakip de sağlamdı yani İzgeciğim. Evet, resmi kararı bekliyoruz. Tabii mücadele sporlarında her zaman sporcular sarılırlar birbirlerine. Şimdi kararı almak için ringe gidiyoruz. Evet, bakalım orta hakem. Az önce sona inen müsabakada hakemler değerlendirmelerini yaptı ve yapmış oldukları değerlendirme sonucunda karşılaşmayı 3-0 sayıyla kazanan we have a unanimous decision and winning on points by 3-0 red corner kırmızı köşe Gökhan Boran. Gökhan Boran kazanıyor beklediğimiz gibi. Rakip gerçekten
iyi yani, kondisyonu da iyi. O kadar yorgun olmasına rağmen maçı da götürebilirdi yani. Son roundda Gökhan'ın gardı düştü yani. Bir iki tane kontradan girdi ama Allah'tan Gökhan kapandı. Evet. İlk roundda nakavt olmasını tabii ki isterdik tabii ama ki. Yaklaştı, Gökhan başaramadı bunu. Evet.